Sevgili gençler merhabalar. Bugünkü deneyimiz Graafinin Kliralsi. Bildiğiniz gibi üriner sistem iki böbrek, iki üreter, mesane ve üretradan oluşmaktadır. Böbreklerde oluşan idrar üreterlere akar, oradan geçici olarak depolandığı mesaneye geçer ve daha sonra üretra aracılığıyla vücuttan atılır. Nefron böbreğin fonksiyonel birimidir. İdrar yapımından sorumludur. Her böbrekte yaklaşık 1 ila 2 milyon arasında nefron bulunmaktadır. Her nefronda ise glomür ve tümül olarak adlandırılan iki kısımdan oluşur. Nefronda bulunan kanın süzme işleminden sorumlu kılcal damar yumağından oluşan yapılara glomerüller adı verilir. Böbrekler iyi çalışmıyorsa glomerüller normal hızlı filtrasyon yani süzme işlemini yapamazlar. Glomerüler filtrasyon hızı kısa adıyla GFR, fonksiyonel nefron sayısının göstergesi olarak kabul edilmektedir. GFR, böbreğin fonksiyonel kapasitesinin en sensitif ve en spesifik ölçütüdür. Sağlıklı bir erişkinde GFR değeri 125 mililitre bölü dakika kadardır. GFR diurnal varyasyon gösterir. Gece düşük, özellikle gündüz vakti öğleden sonra en yüksek seviyesine ulaşır. Erkeklerde kadınlara nazaran daha yüksektir. 40 yaşından sonra her yıl 1 mililitre bölü dakika azalır. Gebelik ve erken dönem tip 1 diyabette GFR değeri artarken vücut sıvı volümü azaldığında GFR değeri de azalmaktadır. GFR endojen veya eksojen maddelerle klirans testi yapılarak ölçülür. Klirans nedir gençler? Klirans tanımımız önemli. Klirans, bir dakikada herhangi bir maddeden temizlenen plazma hacmidir. Klirans tekrar etmek istiyorum çünkü önemli. Bir dakikada herhangi bir maddeden temizlenen plazma hacmine biz klirans adını veriyoruz. Plazmanın herhangi bir maddeden temizlenmesi, glomerüler filtrasyon fonksiyonunun yeterli olmasıyla gerçekleşir. Bu maddeden temizlenme derecesi yeterliliğin derecesini yansıtır. Klirans GFR değerini verir. GFR hesaplanmasında üre, kreatinin, statin C gibi endojen maddelerin yanı sıra ünülin ile teknisyum 99M ile işaretlenmiş DTPA gibi eksojen maddelerde kullanılabilir. Bildiğiniz gibi nefronda glomerüler filtrasyon, tübüler geri emilim ve tübüler sekresyon mekanizmaları sonucunda idrar oluşmaktadır. GFR ölçümünde kullanılacak ideal maddenin glomerülerden serbestçe filtre olabilirken tübüllerden geri emilmemesi veya sekrete edilmemesi beklenmektedir. Yine bu GFR ölçümünde kullanılacak ideal maddenin plazma proteinleri bağlanmaması ve plazma konsantrasyonunun sabit olması istenilen özelliklerdir. Eksojen ünilin özellikle tamamen glomerüler filtrasyonun atılmakta, bunun yanı sıra renal tübüler geri emilim ve sekresyona uğramamaktadır. Bu nedenle inülin GFR ölçümü için ideal madde olarak kabul edilir. İnülin yaklaşık 5000 dalton molekül ağırlığında D fruktoz ünitelerinden oluşan bir polisakkarittir. İnülin klirans için ideal madde kabul edilmekle beraber enjekte edilebilir formunun elde edilmesinin zor olması, kullanımın zahmetli olması, metodun zaman alıcı olması, kan ve idrar örneklerinde inülin miktarlarının saptanmasındaki güçlükler, yine inülin klirensinin invazif bir yöntem olması, çünkü inülin klirensini ölçebilmek için mesaneye kateter takılması gerekmektedir. Bunlar inülin klirens ölçüm yönteminin dezavantajlarıdır. Bu nedenle eksojen maddeler invazif işlem gerektirdikleri, pratik olmadıkları, hem de ölçüm yöntemleri karmaşık ve zaman alıcı olduğu için kullanılmamaktadır.
Klirensde genellikle kreatinin adı verilen endojen madde daha çok kullanılır. Kreatinin kastaki kreatin metabolizmasının bir ürünüdür ve plazma konsantrasyonu nispeten sabittir. GFR ölçmesi en sık kullanılan yöntem kreatinin klirensidir. Kreatinin sentezine baktığımız zaman kreatin glisin ve arginin aminoasitlerinin birleşmesi sonucu meydana gelmektedir. Glisin ve arginin birleştiği zaman guanidoasetat bileşiği oluşur. Daha sonra bu guanidoasetata S-adenozin metiyoninin metil grubu transfer etmesi ile N-metil guanidoasetat bileşiği oluşmaktadır. N-metil guanidoasetat bileşiğinin diğer adı ise kreatindir. Kreatin bütün dokularda sentezlenir ve gerektiğinde ATP oluşturmak üzere kreatin fosfat haline geçerek depolanır. Kreatin fosfat kaslarda bol miktarda bulunan yüksek enerjili fosfat bileşiğidir. Kreatin molekülünden bir molekül suyun çıkmasıyla, kreatinin oluşmaktadır. Kreatin molekülünün anhidrit yani susuz halidir. Demek ki kreatin molekülünün anhidrit yani susuz halidir. Kreatinin böbreklerden tamamen atıldığı için glomerüler filtrasyon hızını ölçmede günümüzde kullanılan en popüler endojen maddedir. Genelde 24 saatlik idrar toplanarak saptanmaktadır. Kreatinin tek dezavantajı tübüler sekresyona uğramasıdır. Tübüler sekresyonu ihmal edildiği zaman klirensin hesaplanmasında kullanılan formül şu şekildedir. İdrar kreatin miktarı serum kreatin miktarına bölünür. Bundan değer idrar akış hızıyla çarpılır. İdrar akış hızı da mililitre bölü dakika olarak hesaplanmaktadır. Kreatin klirensi genellikle iki formülle hesaplanmakta. Birinci formülde 24 saatlik idrar toplanarak hesaplama yapılmaktadır. Burada idrar kreatini biraz önce bahsettiğim gibi serum kreatin değerine bölünmekte. Bu bulunan değerde idrar akış hızıyla çarpılmaktadır. İdrar akış hızı hesaplanırken de 24 saatte toplanan idrar volümü 24 saatteki dakika miktarına bölünmektedir. 24 saatteki dakika sayısı 24 çarpı 60 dediğimiz zaman 1440'a tekabül etmekte. İkinci formülde ise sadece serum kreatini kullanarak klirans hesaplaması yapılmaktadır. Yalnız burada kişinin yaşı dikkate alınır. Ayrıca düzeltme faktörü ile hesaplama yapılmaktadır. Evet, bizim kreatin klirensi hesaplamada kullanacağımız metodun adı Jaffe reaksiyonu. Jaffe reaksiyonunun prensibine baktığımız zaman kreatinin alkali ortamda fikrik asitle birleşerek portakal sarısı renginde bir kompleks oluşturmaktadır. Oluşan kompleksin renk şiddeti ortamda bulunan kreatinin miktarı ile doğru orantılıdır. Deneyimiz 3 aşamadan oluşmakta. Birinci aşamada serum örneğinin deproteinizasyonu yapılmaktadır. Plazma proteinleri pikrik asit ile reaksiyona girip bizim klirens değerini yanlış hesaplamamıza neden olabilir. Bunu önlemek için serum numuneleri mutlaka deproteinize edilmelidir. Deproteinizasyon işleminde de sülfürik asit ile sodyum tungstat kullanılır. Daha sonra elde edilen karışım 10 dakika beklenir, iyice santrifüj edilir. Santrifüj sonrası üstte kalan berrak kısım yani süpernatal deneyde kullanılmaktadır. İkinci aşamada ise 4 tane deney tüp hazırlanır.
Birinci deney tüpü distilasyon pipetlendiği kör tüpüdür. İkinci deney tüpü standardın pipetlendiği standart tüpü. Üçüncü deney tüpü serum supernatanın pipetlendiği numune serum tüpü. Dördüncü deney tüpü ise gülye idrar numunesinin pipetlendiği numune idrar tüpüdür. Daha sonra bütün tüpleri, yani hem kör hem standart hem numune tüplerini pikrik asit ile reaksiyonu gerçekleşmesi için alkal ortam gerekiyordu. Hem pikrik asit hem de sodyum hidroksit eklenir. Deneyin üçüncü aşamasında ise standart ve numune tüpleri 15 dakika karanlıkta beklenir. Çünkü aydınlık ortam bu reaksiyonun gerçekleşmesini engellemektedir. Karanlıkta bekletilen tüpler 15 dakika sonra 520 nanometre dalga boyunda kör tüpüne karşı absorbansları spektrofotometrede okunarak sonrasında da hesaplama yapılır. Hesaplamada 4 ve 50 çarpanları kullanılma nedeni tüplere serum süpernatanı ve gülye idrar eklenmesinden kaynaklanmaktadır. Evet, bu slaytımızda kan üre azotu, kreatin, ürik asit, klirens ve amonyan normal değerlerini görmekteyiz. Birkaç tane tuz sorusu örneği vermek istedim. Plazma kreatinin düzeyi 4 mg bölü desilitre, idrar kreatinin düzeyi 44 mg bölü desilitre, 24 saatlik idrar miktarı 2880 mililitre ise bu hastanın kreatin klirensi nedir şeklinde bir soru sorulmuş. Biz bunu nasıl hesaplarız? Biraz önce bahsetmiştim gençler. İdrar kreatinin değeri plazma kreatine bölündükten sonra bu idrar akış hızıyla çarpıldığı zaman klirensi biz hesaplamaktayız. Burada idrar kreatini 44, serum kreatini 4. Biz ne yapıyoruz? 44'ü 4'e böldüğümüz zaman 11 olarak buluyoruz. Bulduğumuz bu değeri de idrar akış hızıyla çarpmamız gerekiyor. İdrar akış hızını nasıl hesaplarız? 24 saatlik idrar volümünü 24 saatteki dakika miktarına böldüğümüz zaman idrar akış hızını hesaplarız. 24 saatteki dakika miktarı 1440'dır. 2880'i 1440'a böldüğümüz zaman 2'yi buluruz. 11 ile 22'yi çarptığımızda klirans değerini 22 mililitre bölü dakika olarak hesaplayabiliyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. Evet, bir başka soruda ise plazma kreatin düzeyi 5 mg bölü desilitre, idrar kreatin düzeyi 144 mg bölü desilitre, 24 saat idrar miktarı 1000 mililitre ise kreatin klirensi nedir? Aynı tarz bir soru, sadece birimler, sayılar değişmiş, rakamlar değişmiş. Evet, çözümüne baktığımız zaman yine idrar kreatini plazma kreatine bölündükten sonra bulunan değer idrar akış hızıyla çarpılıyor ve doğru cevap nedir gençler? Yine 20 mililitre bölü dakika olarak klirens hesaplanmış. Evet, bir başka soru da ise birkaç kere çıkmış bir soru. Kreatin klirensi nedir diye sorulmuş. Klirens neydi gençler? Bir dakikada herhangi bir maddeden temizlenen plazma hacmi. Kreatin klirensi ise bir dakikada kreatinden temizlenen plazma hacmidir. Cevabımız B şıkkı. Kreatinin klirensini yaparken hastanın ekstra su içmesi, özellikle test günü çay, kahve, ilaç alımı kısıtlanması, test günü ve testten önceki 3 gün öncesine kadar aşırı etli gıdalar tüketmesinin tüketmemesi, yine test öncesi ve test sırasında işte aşırı hareketlilik hali olmaması, yani egzersiz, yürüyüş gibi aşırı efor sarf eden işlerin yapılmaması, 24 saatlik idrar toplama süresine uyulması, idrar toplama valvunun ortasına kan alınması tavsiye edilmektedir. Hastanın 24 saatlik idrar hacmini ölçüldükten sonra plazma ve idrar kreatinin değerleri de hesaplanır. Daha sonra da klasik formüle göre klirens değeri hesaplanır. Özellikle kreatin klirensinde kullandığımız bu deneyin adı Jaffe reaksiyonudur. Deney yapılışında ikinci aşamada tüpleri eklediğimiz solüsyonlar önemli. Kör tüpümüze distile su, standart tüpümüze standart,
Numune tüplerimize serum supernatanı ile düle idrar ekledik. Numune serum ve numune idrar tüplerimize. Daha sonra bütün tüplerimize reaksiyon gerçekleşmesi için sodyum hidroksit ve piklik asit ekledik. Deney sonunda oluşan renk portakal sarısı rengindeydi. Ve rengin şiddeti ortamdaki kreatin konsantrasyonuyla doğru orantılı dedik. Formül 1'e göre kreatin klirans hesabını da birkaç tane tuz sorusu örneğiyle göstermiş oldum. Yine kreatin özellikle arjin ve glisin aminasitlerin birleşmesiyle oluştuğu unutulmaması gerekiyor. Kreatin ile kreatinin arasındaki fark nedir? Kreatin molekülünün susuz haliydi, yani anhidrit hali. Yine formül 1'e göre kreatinin klirans hesabı da önemlidir. 24 saat idrar toplanarak idrar ve serum kreatin değerleri ölçülerek klirans'ı hesaplıyoruz. Evet sevgili gençler, benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Şimdi deneyimizin ikinci kısmı, deneyin yapılışını izleyeceksiniz. Sizlere dersi çalışmalarınızda kolaylıklar ve sınavlarınızda başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kreatinin klirensi deneyi. Deneyimize başlamadan önce idrar numunesinin volümü mililitre olarak ölçülür ve idrarın toplandığı süreye göre bu 4 saat veya 24 saatlik idrar numunesi olabilir. Dakikada atılan volüm miktarı mililitre bölü dakika cinsinden hesaplanarak volüm değeri bulunur. Bizim gelen idrar numunemiz 1000 mililitre olarak ölçülmüştür. Daha sonra distile su ile 1 bölü 100 oranında dilüe edilen idrar numunesi deneyde kullanılır. Serum numunesinin deproteinize edilmesi için hazırlanışı. Bunun için serumdan 0.5 ml alırız. Üzerine 1.5 ml distile su ekleriz. Daha sonra 2 bölü 3 normal sülfürik asitten 1 mililitre ekleriz. Ve en son olarak %5'lik sodyum tungustattan 1 mililitre eklenir. Numune tüpü iyice karıştırılıp 10 dakika dinlendikten sonra santrifüj edilir ve üste alınan berrak süpernatan kısmı kreatinin tahlilinde kullanılır. Gerekli ön hazırlıklar tamamlandıktan sonra 4 tane tüp hazırlanır. Kör tüpü, standart tüpü, numune idrar tüpü ve numune serum tüpü. Bunların hazırlanışı sırasıyla kör ve standart tüplerine köre 2 ml, standart tüpüne ise 1.5 ml distile su eklenir. Serum ve idrar numunesi tüpüne eklenmez. Daha sonra süpernatandan serum numune tüpüne 2 ml eklenir. Numune idrar tüpüne 2 ml dilüe edilmiş idrar eklenir. Standart tüpüne 0.5 ml standart eklenir. Ve daha sonra 4 tüpe de sırasıyla 1'er ml piklik asit ve 1'er ml sodyum hidroksit eklenir.
ve numune tüpleri hazırlandıktan sonra 15 dakika karanlıkta bekletildikten sonra 520 nanometre dalga boyunda spektrofotometrede töre karşı ölçümleri yapılır. Dakika karanlıkta bekleyen numuneler spektrofotometrede 520 nanometreye karşı okunur. Kreatinin klerensi deneyinin hesaplanması. Önce serum numunesinin hesaplanma kısmını anlatacak olursak, deney tipine giren numune miktarı spernatanın 2 mililitre. O halde biz 4 ml spernatana 0.5 serum içeriyorsa 2 ml aldığımız için 0.25 ml serum içerir. Daha sonra çalışma standardı 1 ml ile 0.02 mg kreatinin içeriyorsa 0.5 ml ile 0.01 mg kreatinin içerir diyoruz. Daha sonra numunenin optik densitesi bölü standartın optik densitesi çarpı küvete giren standart miktarı yani 0.01 mg çarpı 100 bölü 0.25 yani küvete giren serum miktarından biz 1 bölü 0.25'ten 4 çarpanını buluyoruz. Daha sonra hesaplama yaparken de ölçtüğümüz numune serum optik densitesi bölü standartın optik densitesi çarpı 4 dediğimizde bize serum kreatinin değerinin miligram bölü desilitre cinsinden miktarını veriyor. İdrar numunesi için gelecek olursak biz idrar örneğini 1 bölü 100 oranında dilve etmiştik. O halde 100 mililitre idrar karışımında 1 mililitre idrar içeriyorsa 2 ml de X içerir diyoruz. 2 ml de burada numune idrar tüpüne giren miktarı. Daha sonra buradan X'i 2 bölü 100 oranında 1 bölü 50 olarak buluyoruz. Ve daha sonra idrar numunesinin optik densitesi bölü standartın optik densitesi çarpı 50'den idrar kreatinin cinsini miligram bölü desilitre cinsinden buluyoruz. Yani 4 ve 50 çarpanlarının geliş yöntemi de burada. Arkadaşlar soru soran var mı?